Merhaba arkadaşlar. YouTube'daki videolarımın altına sıklıkla gelen sorulardan bir tanesi şu. Normalde şu anda bulunduğumuz aylar kış ayları. Arkadaşlarımız şunu sormuş ve soru çok sık gelmeye başladı. Abi biz yazın muhabbet kuşlarımızı yıkıyorduk ya da muhabbet kuşlarımıza bir kap koyuyorduk. Muhabbet kuşları kendi kendine yıkıyordu. Arkadaşlar muhabbet kuşlarınızı kış aylarında yıkamanızı önermiyorum ama şunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Ortam ısısı 26 derece ve üzeri ise muhabbet kuşlarınızı yıkayabilirsiniz. Ya da bir banyoluk koyarak muhabbet kuşlarınız yıkanabilir. Ama muhabbet kuşlarınızın ortamı sürekli değişken bir ortamsa muhabbet kuşlarını elinizden geldiği kadar kış aylarında yıkamamaya gayret edin. Çünkü kış aylarında yıkanan muhabbet kuşları çok çabuk hasta oluyor. Çok çabuk ishal vakasıyla karşılaşıyoruz. Çok çabuk üşüme ve öksürme, hapşurma hastalıklarıyla karşılaşıyoruz. Bunların tedavisi de bizi çok zorluyor. Çünkü bizler denedik. Bunları denediğimiz için sizleri aydınlatarak bu videoları çekiyoruz ki bizim yaptığımız yanlışlıkları ya da bizim yaptığımız, gözlemlediğimiz uygulamaları siz yapmayın, siz yaşamayın diye. Neden kış aylarında yıkamıyoruz? Çünkü ortam ısısı sürekli değişiyor. Kış aylarında yıkayacağımız zaman muhabbet kuşlarımızın hayatını kaybedebiliyoruz. Bunlar yazın daha rahat yıkanabilir, yazın banyoluk konabilir. Onun için bir sıkıntı karşılaşmıyoruz sıkıntıyla. Ama dediğim gibi ortam ısısı 26 derece ve üzerindeyse muhabbet kuşunuzun kafesine bir banyoluk koyarak kendi kendine rahat bir şekilde yıkanabilir. Ya da siz ortam ısısı 26 dereceden yukarıysa ılık bir suyla siz kendiniz de yıkayabilirsiniz. Bunlara dikkat ederseniz çok fazla muhabbet kuşunuz hastalanmaz, rahatsızlanmaz. Kış ayını çok rahatlıkla geçirebilir. Çünkü hastalanan muhabbet kuşları bizi üzüyor arkadaşlar. İyileşmesi vakit alıyor. Çünkü tam böyle hastalığını %100 bilemediğimiz için belirli vitaminlerle iyileştirmeye çalışıyoruz. Bunlara dikkat ederseniz muhabbet kuşunuzla beraber sağlıklı uzun yıllar geçirebilirsiniz. Şimdiden teşekkür ederim. İyi çalışmalar.